Manşete hoş geldiniz. Seçime 25-27 gün ya var ya yok ve ortada sadece seçimle siyasal partilerle, siyasal partiler arasındaki polemiklerle veya seçim mücadelesiyle ilgili değil, bambaşka konular gündemde ve tartışılıyor. Elbette bu konular da ortaya çıkan konular da seçim ayarlı konular. Gazetecilik konuların kime yaradığıyla ilgilenmez ve üzerine gider, bakar, önün arkasına bakar, teyit eder, doğrudur veya yanlıştır der, muhataplarına sorar filan. Şimdi son günlerde ortaya çıkan Muhammed Yakut meselesi böyle bir mesele. Son günlerde ortaya çıkan Hilal Kaplan'ın özel hayatıyla ilgili konular, evlenip boşanması neyse e, bununla ilgili. E, yine işte Dolmabahçe müezzininin açıklamaları ve pek çok şey bununla ilgili. Yani esasen seçim ayarlı. Operasyon da diyebilirsiniz. Seçim ayarlı gündeme gelen getirilen birilerinin ifşaatları falan da diyebilirsiniz. Bugünlerimi beklediler falan diyebilirsiniz. Muharrem İnce vakası da öyledir. Durdu durdu dur, durdu, durdu ve işte seçime 5 kala ortaya çıktı ve kendinden konuşturuyor. ben işte bu seçimi etkilemeye dönük işin özünden sapılıyor. Biz mücadeleye bakalım. Erdoğan Kılıçdaroğlu mücadelesine bakalım veya Millet İttifakı Cumhur İttifakı mücadelesine bakalım. Hilal Kaplan'la bu gündemi gölgelemeyelim. Muhammed Yakut'la bu, bunu gölgelemeyelim. Melih Gökçek'le bunu gölgelemeyelim. Ne bileyim... E, Dolmabahçe müezziniyle bunu gölgelemeyelim falan diyemezsiniz. Yani onu kapattığınızda gündem başka bir yere, siz de başka bir yere gidersiniz. Ve insanlar, sizi takip eden insanlar bu konularda bir çift sözünüz var mı yok mu buna bakarlar. Yani sıradan hadiseler değildir. E, ve e, bununla yani... Elbette seçim ayarlıdır. Elbette seçim arefesinde özellikle gündeme gelmiş veya getirilmiştir. Fakat doğruysa veya ise evet durup bakmak icap eder. Ve belli konular ancak böyle dönemlerde aydınlanır. Böyle mücadelelerde e, birileri birileriyle alakalı bir şeyleri sızdırır veya ifşa eder. Ve kamuoyunun da o anlamda aydınlanmasına vesile olur. Yani Dolmabahçe müezzininin tam da bu aşamada aday olduğu sırada hükümetle ilgili veya egemen bağışla ilgili ettiği lafları da buraya koyacaksınız. Böyle bir durum söz konusu olmasaydı kimse gidip onunla konuşmayacaktı ve o da o gün gezi eyleminde hükümetin tutumunu, Erdoğan'ın neden öyle yaptığını, egemen bağışın niye öyle davrandığını falan bilmeyecekti. Birazdan bakacağız. Yani bir takım mücadelelerde ortaya çıkan itiraflar, açıklamalar, bir takım ifşa, ifşaatlar o anlamda biz gazeteciler için fırsattır. Arkasını öğrenmeye, perde arkasını öğrenmeye, kurcalamaya ya da o güne kadar anlamlandıramadığımız ya da ipucu bulamadığımız konularda bir çıkış bulmaya. Yani e, o açıdan gazetecilik e, bir kere daha söyleyeyim. Olayların kime yaradığıyla yaramadığıyla ilgilenmez ve olaylar doğru mu değil mi buna bakar. Ve şu aşamada gerçekten de çok önemli çünkü sosyal ağlarda öyle acayip bilgiler, videolar, resimler falan dolaşıma sokuluyor ki herhangi biri ben öyle bir şey demedim mi anlatmak için göbeğini çat göbe çatlatıyor olmuyor yani kendini yırtıyor olmuyor yani bir şey dolaşıma girdikten sonra onu çevirmek de güç oluyor böyle durumlarda kamuoyu elbette sözüne güvenilir. Acaba bu o bu konuda o ne diyecek, onun araştırmasından ne çıkmış, ona bakmak istiyor. Yani e, bir anlamda şu günler gazeteciliğin bir kere daha önem kazandığı ve bir kere daha gazeteciliğin bu konuya nasıl yaklaştığı, teyit mekanizması özellikle ve gerçekten kamuoyunu doğru bilgilendirme açısından önem kazanıyor. E, ve e, ben e, takipçilerin ve takip edenlerin de buna itina göstermelerini istiyorum. Yani daha e, işte 25-27 gün kaldı seçimi ama bayramdan sonra o son 15-20 günde belki şu gün konuştuğumuz konulara rahmet okutacak bambaşka gelişmeler ortaya çıkacak ve bu dönemde teyit mekanizması gerçekten önem kazanacak. Şimdi başlayalım e, bu Muhammed Yakut meselesiyle ilgili olarak. Ben daha önce adını duymadım. Çoğu gibi kimse adını duymadı. İş insanı deniyor ama bilenlerin bildiği bir isim ve bir takım gerçekten e, yenir yutunur olmayan iddialar gündeme getiriyor. Mesela biri diyor ki yani Mehmet Ağar ve Tolga Ağar Mansimov'un öldürülmesi için bana haber yolladı. Şimdi muhataplarından açıklama bekliyorsunuz. E, verdiği bilgiler, verdiği bir takım işaretler bu kişinin e, belli ilişkilerin içinde olduğunu gösteriyor. Birileriyle kontakta olduğunu gösteriyor. Sıradan bir isim değilmiş demek ki. Hatırlayalım. Mehmet Ağar e, Mansimov'un sahibi oldu. E, Yalıkavak Marina'yı işletiyordu. Ve bu özellikle Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti. Mansimov da Peker'in açıklamalarını doğrulamıştı. Mehmet Ağar da biz olmasak buraya mafya çökerdi filan demişti. Şimdi orada başka bir hikaye ortaya çıkıyor. Yine Melih Gökçek'le ilgili iddiaları var. Onun oğlu Osman Gökçek AKP'den milletvekili adayı oldu. Şimdi oğlu AKP'den milletvekili adayı olmasaydı belki bu iddia gündeme gelmeyecekti ama öyle olduğu için gündeme geldi. Ve son derece bel altı Muhammed Yakut özellikle Melik Gökçe'nin travesti okşan ile bir münasebetinin olduğunu ima etti nasıl bir münasebet ne biçimde bilmiyoruz bir arkadaşlık ilişkisi mi bir menfaat birlikteliği başka bir şey mi bilmiyoruz ama günlerdir bu konuşuluyor ve muhataplarından da bir açıklama yok belli ki bu kişinin elinde bir takım veriler var ve o verilerle iş tutuyor Bilmiyoruz. Yine Reza Zarrab'la ilgili enteresan şeyler söyledi. Mesela Reza Zarrab'ı Berber Yaşar önce Muammer Güler'e götürmüş dönemin İçişleri İş Bakanları'ndan. Muammer Güler de bunu daha sonra farklı isimlerle görüştürülmüş farklı pazarlıklar dönmüş filan. 15 Temmuz'la ilgili olarak açıklamaları var. Serdar Akinan'a konuşmuş 15 Temmuz tiyatroydu diyor. Ee, AKP yöneticileri bilmiyor mu tiyatro olduğunu. Ee, namusuma şerefime ölen insanların hepsinin katil, katli bunların boynundadır diyor. 252 adam öldü. Ee, Hulusi Akar eğer ben seni Kayseri'de taşlatmazsam namussuzum açıkladığım zaman falan gibi laflar kullanıyor. Enteresan. Tiyatro piyes diyor 15 Temmuz için. Ahmet Davutoğlu babacan bilmiyor mu bunun tiyatro olduğunu diyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nu derin devlet öldürdü diyor. Filan yani e acayip e, iddiaları var ve bu iddialarla konuşuluyor. Muhataplarından da henüz bir açıklama gelmedi. Bu kişi bir balon mudur? Nedir? Gerçekten bahsettiği e, konularda bilgi sahibi midir? Üslubuyla falan Sedat Peker'i hatırlatıyor. Dönemin Sedat Peker'i midir ya da Sedat Peker çakması bir unsur mudur bilmiyorum. Anlaşılacak ama gerçekten 4-5 gündür bununla meşgul oluyoruz. Ben de bilmiyorum. Anlamaya çalışıyorum. Söyledikleri söylediği şeylere dikkat e, e, kesiliyorum. Fakat belli konular havada kalıyor. Belli konularda da muhataplarından açıklama gerekiyor. Göreceğiz. Donova Bahçe Müezzini Fuat Yıldırım'ın açıklamaları. Ki bunu önemsiyorum. E, en son e, İsmail Saymaz'a konuşmuş... Dolmabahçe'nin eski müezzini Fuat Yıldırım... E, camide içki içtiler meselesi... İşte gezi eyleminde... Camide içki içtiler, bira kutuları vardı falan... Bu o dönem iktidarın başbakanı... Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın dilinde... Pelesenk olmuştu her gittiği yerde bunu söylüyordu... Camide içki içtiler diye... Ve e, ben inanan bir insanım... E, yalan söyleyemem böyle bir şey yok diye ortaya çıkmıştı... Ve bununla simgeleşti... Dolmabahçe müezzini Fuat Yıldırım... Sonra da başına gelmedik kalmadı ayrı bir konu... Şimdi CHP'den aday oldu... Ee, ve Egemen Bağış'la ilgili enteresan e, bilgiler veriyor. Diyor ki, camiye e, Süleyman Gündüz'le birlikte dönemin devlet bakanı Egemen Bağış geldi. Bağış, beni bilgilendirir misiniz dedi. Ayaküstü bilgilendirdik. Ertesi gün Haliç Kongre Merkezi önünde Egemen Bey, Fuat Hoca'yla görüştük, içki içilmedi dedi. Basın konseyinden tehdit etmişler dedi. Bu sefer müezzini suçluyor. Egemen Bey senaryo yazmış. Ben içki içilip içilmediğini bilmiyorum, görmedim. Kameralarda çıkacak dedim. Tabii Erdoğan Afrika gezisinden döndü. Birkaç gün sonra 1 milyonluk 1 milyonluk mitingde gideceksiniz. Cami'nin hocasını tehdit edeceksiniz. Yalan yanlış haber yazacaksınız dedi. Yani camide içki içtiler yalanı söyleniyor. Sonra bunu müezzin hayır yok böyle bir şey dedi halde iktidar bunu alıyor. Tehdit ettiler müezzini diyor. Eyvah iç koptu diyor Fuat Yıldırım. Tamamen Cumhurbaşkanı aldatıldı. Aradan 15 gün geçti. Egemen Bey camiye geldi. Kucaklamak istedi beni. Dedim ki ben size doğruları anlatırken siz çarpıttınız olayı. Yanılttınız adamı Erdoğan'ı kastediyor. Ve bizi tehlikeye soktunuz. Eğilip kulağıma Egemen Bağış Dolmabahçe müezzini Fuat Yıldırım'ın kulağına şunu söylüyor. Hocam beyefendi yani Erdoğan böyle şeylerden hoşlanır. Çok e, enteresan bir tanıklık 10. senesi gezeyleminin işte birkaç hafta sonra 10. seneyi devriyesi olacak. Tam da tabii elbette seçim arefesinde böyle konuların ortaya çıkması önemli bir diğer konu Cansu Çamlıbel'e konuşmuş Cengiz Çandar Cengiz Çandar İsveç'teydi 6 yılı aşkın bir süredir ya da yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de kalemi kırılınca İsveç'e gitmiş ve iki İngilizce kitaba mühim çalışmalara imza atmıştı. Yeşil, Yol, Yeşil Sol Parti'den aday gösterilince Türkiye'ye döndü. Seçim çalışmalarına katılıyor. Diyarbakır 3. sırada seçilmesi garanti bir yerden aday ve 14 Mayıs'ta milletvekili olacak. Bu %100 kesinlikte bir e, konu. Çünkü Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti çok güçlü. 12 milletvekilliği var ve 3. sırada Cengiz Çantar, Cengiz Çandar %100 seçiliyor. Cansu Çamlıbel'e yaptığı açıklamalarda çok şey var ama özellikle 15 Temmuz'la ilgili olarak bugüne kadar rejimin ve ona e, rejimle beraber hareket eden, hareket eden muhalefetin rağmına şeyler söylüyor. Diyor ki Erdoğan'ın haberdar olduğu kanısındayım. Başka bir tez de var. Bunu Erdoğan yaptırdı diye. Ben o kanaatte değilim. Ama haberdardı. Hazırlıklıydı. Bunu Kılıçdaroğlu da söylemeye başladı daha sonra. Erdoğan haberli ve devletin içindeki unsurlar tarafından bunun önlemleri alınmış ve gelgel gel yaptırılmış adeta 15 Temmuz için konuşuyor. Evet risk kaldı ama bunun kontrollü biçimde sonuçlarından yarar sağlayacağı ayrıca hesap edildi diyor. Allah'ın lütfu diye de eklemiş. Yine devam ediyor Cengiz Çandar. 15 Temmuz mevcut rejimin bilgisi dahilinde. Kontrollü olarak gülencilerinde de dahil olduğu bir olay diyor. KHK'lı on binlerce kişi var bu ülkede. Hayatları karartıldı bu sebepten. Bu insanların hepsi darbeci mi? darbeden haberdarlar mıydı veya sorulsa onaylayacaklar mıydı? Hiç emin değilim. Çok büyük bir kitle mağdur, çok dallı budaklı bir iş fakat benim için bundan daha önemlisi insanların İslam'dan, dinden uzaklaşmasında AKP iktidarı kadar etkisi yok Gülen grubunun. İnsanların Türkiye'de İslam'dan uzaklaşmasında baş rol oynayan AKP hükümeti demiş. Evet. Seçime doğru pek çok şey konuşuluyor. Ee, Seçim olmasaydı Cengiz Çandar aday gösterilmeyecekti. Aday gösterilmeseydi Türkiye'ye gelmeyecekti. Türkiye'ye gelmediği için de bu açıklamaları yapmayacaktı. Belki veya kendisine böyle sorulmayacaktı. Enteresan analizler, bilgiler, yorumlar dinliyoruz tam da bu süreçte. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Yusuf Kerim Erdem e, paylaşmış. E, Türkiye'yi terk ederek ailesiyle birlikte Amerika'ya yerleşen ünlü oyuncu Erdem e, Yasa çıkmasına rağmen kanser hastası Yusuf Kerim'in annesinin tahliye edilmemesine isyan etmiş. Diyor ki kanun çıkmış. Cumhurbaşkanı imzalamış. Resmi gazetede yayımlanmış. Yusuf'a annesini veremeyenin, engelleyenin, eziyet edenin bu mübarek gecede Kadir Gecesi'ni e, kastediyor dün. Herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyoruz bu arada. Eziyet edenin bu mübarek gecede Allah belasını versin demiş Erdem Baş. Evet. Sağdaki fotoğrafta kanserli Yusuf Kerim annesiyle görülüyor ve annesi halen tahliye edilmedi. Çocuğu hasta olan e, hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlayan 7. yargı paketi meclis kapanmadan önce geçti ve Erdoğan'ın da imzasıyla 5 Nisan'da yani bundan 13-14 gün önce yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak aradan yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen hala 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim'in annesi Gülten Sayın cezaevinden tahliye edilmedi. Doktorlar ta en başta Yusuf Kerim'e %20 yaşama şansı tanıyordu. 4. evre kanser hastası 6 yaşında. 8. kemoterapiye başlarken annesi hala yasaya rağmen çıkmış yasaya rağmen tahliye edilmedi. Kamuoyunun tepkileri devam ediyor. Dileyelim ki Bayramdan önce bu iş bitsin. Tabi yazışmalar oluyor. İşte yok mahkeme yazıyor, yok sağlık raporu, yok cezaevine gidecek, gelecek, beklemeler. Tuhaf. Bu kadar kamuoyu gündemindeki bir olay. Bir akşamda, bir sabahta, birkaç saat içerisinde jet hızıyla dilenirse, istenirse halledilir. Ama yapılmıyor. Bir diğer önemli konuyu Murat Bakan e, gündeme getirdi. Murat Bakan... E, CHP milletvekili ve son derece önemli iddiaları var. Süleyman Soylu'ya soruları var. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tüm jandarma personeline Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yönelik olarak gönderilen yazı bugüne kadar hiçbir biçimde uygulanmamış şekilde diyor. Ve bunun detaylarını da vermiş. Yazıyı da paylaşmış. 1. Bir sanki ülkede sıkı yönetim kanunu uygulanıyormuşçasına bölgesel ayrılım yapılmaksızın emniyet asayiş görevi olmayan personelin dahil birliklerinde ikinci bir emre kadar hazır kıta beklemesinin amacı nedir? Bu emrin verilmesiyle oy kullanacak jandarma personeline gizli bir baskı uygulanması mı amaçlanmaktadır? Diyor. Evet. 14 Mayıs'ta 14 Mayıs gecesi Jandarma'nın ikinci emre kadar hazır kıta bekletilmesi talimatı İçişleri Bakanlığı Bakanı Süleyman Soylu tarafından Jandarmaya verilmiş durumda görüyor musunuz nasıl bir hal aldı yani bütün yayınlarda konuşuyoruz parti devleti muhaberat devleti polis devleti tek adam ve bakanlar seçime giriyor propaganda yapıyor İçişleri Bakanı bütün seçim güvenliğinden sorumlu ayrıca kendi kampanyasını yapıyor ayrıca kendi polisine valisine jandarmasına talimatla da bu işleri götürüyor. Tam bir gestapo şefi ve böyle bir ortamda yani baştan başlarken 3-0, yenik başlıyorsunuz. Sahaya çıktığınızda seçim öncesi, gecesi ve sonrası itibariyle böyle tuhaf bir dönem. Türkiye raporu Mart 2023 itibariyle anketlerin anketini açıkladı. PR, ORC, ALF, AKSOY, ADA, BULGU, SAROS, Avrasya Araştırma Şirketleri'nin anket sonuçlarının ortalaması alınarak Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun %54.56 Erdoğan'ın 45.44 olduğunu buldu. Yani bu anketlerin ortalaması bu ankete göre, bu sonuca göre ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyor. Esasen şu anda Muharrem İnce Sinan Oğan unsurları olmasa olay ilk turda bitiyor. Yani anketlerin anketi bir anlamda bu iş ilk turda bitiyor diyor. Zaten KCD'de onu yazdık. Fakat ilk turda birileri bölse de hiçbir aday 50 artı 1'i almasa da ikinci turda iki aday kalacağı için ister istemez oyların Kemal Kılıçdaroğlu'nda temerküz edeceği, toplanacağı verisine ulaşmış. Yine Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları var. Emek ve Özgürlük Hareketi'nin oy oranı var. Memleket Partisi var. Memleket Partisi %3.6 görülüyor. Diğer ittifakların oy oranlarını görüyorsunuz. Böyle bir tablo öngörüyor. O arada Selahattin Demirtaş enteresan bir tweet attı. Dün e, matematik açısından Cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle. Lütfen oyunu heba etme çünkü değişimin anahtarı sende dedi. Oy pusulasında dört aday var ama üçü Erdoğan, biri Kemal Kılıçdaroğlu e, ve işte üçüncü sıradaki Kemal Kılıçdaroğlu'na mührünüzü basacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu esasen üç Erdoğan'la yarışıyor manasına söyledi. E, eş zamanlı olarak e, Selahattin Demirtaş'ın eşi, Başak Demirtaş da bir video çekti ve e, bu videoda e, özellikle e, seçmene yönelik, e, Kürt seçmene yönelik e, çağrıda bulunduğu Yeşil Sol Parti'yi nazara verdi. Ve e, mühim bir e, kıyaslama yaptı her şey dijital hepinizin elinde bir TV kanalı var şu anda beni izlediğiniz telefonun 50 TV kanalından çok daha etkili olduğunu söylemeliyim dedi e, ve e, özellikle telefonların özellikle sosyal ağların e, televizyonların e, gücünü katlayarak e, bir işlev gördüğünü belirtti. Tabi bu arada televizyonlar demişken televizyonların tamamına yakını AKP kontrolünde, devlet kontrolünde başta TRT olmak üzere yazılı basın unsurları da büyük ölçüde öyle. Haliyle şeye çok yani e, gelişmelerde yani gel, gerçekte ne oldu bunu takip edecek seçmenin elinde telefonundan başka cihaz yok. Başak Demirtaş da e, buna dikkat çekmiş. Eşi dışarıda bir mücadele götürüyor. Selahattin Demirtaş içeride Kettle'dan attığı tweetlerle ayrı bir mücadele götürüyor. Tam da bu aşamada Kemal Kılıçdaroğlu dün gece son derece çarpıcı bir video yayınladı. Çok kısa bir video. Onu ekrana getireceğim. Kürtler dedi ve videoyu yayınladı. Özellikle kardeşlik vurgusu yaptı. Birlikte izleyelim ve bu yayınla yavaş yavaş yayınımızı noktalayalım. Sevgili halkım, son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse, Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Her gün durmadan. Her gün milyonlarca lirayı sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar. İnsanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? 3-5 oy için. Utanmıyorlar. Gerçekten de utanmıyorlar. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Allah aşkına söyleyin bana milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Sevgili halkım siz bu yaptıkları propagandaya Sakın ama sakın kanmayın. Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Kesinlikle unutmayın. Türk ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun dedi. Kader bizi Çanakkale'de, Sakarya'da, Domlu Pınar'da koyun koyuna yatırdı. Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. Yüzyıllardır beraber kaldık. Beraber yaşadık. Hiçbirimiz yolumuza yalnız gitmedik, gidemedik. 3-5 oy için kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Az kaldı. Evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği bu videoyu önemsiyorum. Seçime gerçekten işte artık 3 hafta var. Sondan 4. haftayı da aşağı yukarı ortalıyoruz. Geriye 3-3,5 hafta kalıyor. Bu ortamda esasen Kemal Kılıçdaroğlu söylenebilecek her şeyi söylemiş. Selahattin Demirtaş da yapabileceği her şeyi yapıyor. Daha ileri mesajlar bekleyen, daha böyle konunun sorunların altını çizim e, e, çizdiği mesajlar veya işte vaatler e, bekleyen e, kitleler var biliyorum. KHK'larla ilgili de, diğer pek çok konuda, toplum e, toplumda itiraz sesleri yükseliyor, çok da yüksek, e, ciddi bir bıkkınlık var. E, gençler. ...özellikle geleceğinden umudu kesmiş durumda... ...hemen herkese... ...size şunu yapacağız, bunu yapacağız... ...haklarınızı teslim edeceğiz falan falan... ...demeye gerek yok. Sadece bir niyet... ...beyanı ortaya koymak bile... ...14 Mayıs'tan sonrası için... ...umutlanmaya yeter. Kılıçdaroğlu'nun... ...Kürtler başlıklı bu videosunu da ...o çerçevede değerlendirmek... ...gerekiyor. Değilse... ...şu gün rejimin yapmaya çalıştığı... ...parlamentoyu da, sarayı da, her şeyi de... ...kendi rengine boyamak. Ama en azından bu renkliliği parlamentodaki renkliliği ve iktidarın değişme değişmesi umudunu canlı tutmak adına bu mesajları önemsiyorum millet İttifakı çok geniş bir ekiple sahada kampanya yapıyor. Bunun bayramda ve sonrasında artarak devam edeceği gözlemleniyor. Kılıçdaroğlu'nun en önemli iki silahı Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları. Her ikisi de sahada. Ve yine Millet İttifakı'nın unsurları başta Meral Akşener olmak üzere liderler bazında ve diğer kadrolar bazında sahada. Gerek sahada yaptıkları ...meetinglerle ve çalışmalarla gerekse işte çıkabildikleri ekranlarda kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Sosyal ağlarda partiler, adaylar hangi birini ekrana getireyim son derece etkili birer ikişer dakikalık videolarla... ...paylaşımlarla desteklerini artırmaya çalışıyorlar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu videosuna baktığımda 4-5 milyon görüntülenmiş... 2 milyon kadar falan da izlenmişti yani 2 saat falan geçmişti üzerinden son derece etkili e, belli ki e, kitleye ulaşmakta sadece partili kitleye veya kendilerine inanan kitleye değil bütün diğerlerine de ulaşmakta e, bu 1-2 dakikalık videolar çok etkili oluyor iktidar da elbette bunu görüp buna karşı önlem almaya çalışıyor kendi videolarını da ulaşma sokuyor ama kendi videoları bu çerçevede bu ölçüde ilgi görmüyor Başta da söyledim, çok konu dolaşıma girdi, konuşuluyor, bazı ifşalar var, bazı insanların bilmediği, ancak şimdi birilerinin sızdırmasıyla ortaya çıkan bir takım gerçekler var. Seçime doğru bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle bayramdan sonraki 2-3 haftalık süre içerisinde şu anda ummadığımız, beklemediğimiz ve şu ana kadar ortaya çıkanlara rahmet okut okutacak bambaşka gelişmeler ortaya çıkabilir. Ama şunu akıldan uzak tutmayalım. Ee, AKP iktidarı, tek adam rejimi bugüne kadar asılmadığı kadar tüm olanaklarıyla, tüm devlet imkanlarıyla valisi, jandarması, polisi, yüksek seçim kurulu, aklınıza gelip medyası, sosyal ağlardaki trolleri, dış güçleri, Rusya vs. E tüm imkanlarıyla bastırıyor, bastıracak ve... Seçime kazan, seçimi kazanmak için... bütün bunların hepsini alt etmek zorundasınız. Böyle, be, böyle bir döneme girildi. Ee, anketlerin anketi ilk turda biter diyor. Evet. Esasen ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun oranını... %54-55 olarak koymuş ama... eğer ilk turda... iki adaylı bir seçim olsaydı... benzer bir oy oranına... Kemal Kılıçdaroğlu ulaşırdı. Ee, Muharrem İnce faktöründe bu şekilde... Hesaba katmak ve not etmek gerekiyor. Ben de çok merak ediyorum. 14 Mayıs'ta gerek şahsi olarak Muharrem İnce, gerekse partisi bakalım yüzde kaç oy alacak? Ne kadar bölecek? İkinci tura bıraktırıyor mu? Eğer e, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy toplamı yüzde dörtleri beşleri bulduğunda evet seçim ikinci tura kalıyor. Şu anda pek çok gözlemci de bunu bu şekilde öngörüyor. Bekleyip göreceğiz. İlerleyen haftalar ne getirecek? Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.